Altını çiziyorum. Evet. Bu konuştuklarımız işte tarihin bir döneminde olmuşlar, var olmuş, yaşamış, yok olmuş değil. Güncellene güncellene bugüne gelmiş. Evet. Daha sonra işte bunu nasıl göreceğiz? Onları konuşacağız. Evet. Ama basamak basamak gidiyoruz. Bu İşgal İstanbul'u ve örgütleri konuşurken bir bölüm açıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir devrin perde arkası. Nedir o devrin perde arkası? Çünkü perde arkası dedi mi herkes bir heyecanlanır. Evet. Bir şeyin perde arkası hep heyecan verir. O aslında Hüsamettin Ertürk'ün iki devrin perde arkası adıyla yayımlanan hatıratından mülhem bir devrin perde arkası. Ben diyorum ki şu ana kadar Hüsamettin Ertürk'ün anlattığı bir umum alem İslam İhtilal Teşkilatı hikayesi dinledik. Şu ana kadar Karakol Cemiyeti'nin hikayesini dinledik. Şu ana kadar Mimim grubu ve Felah grubunla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Ama biz gerçek anlamda milli mücadelede istihbarat ve gayri nizami harbi anlamış değiliz. Bu devrin perde arkasını anlaşılabilmesi için bu birimlerin çalışılması ve bütüncül bir analizle anlatılarımıza entegre edilmesi şart diyorum. Ve bu birikim evet. Aynen Hüsamettin Bey gibi Cumhuriyet'e doğru geliyor ve biz evet. Cumhuriyet'te yeni bir üç harfliyle tanışıyoruz. Evet. Mah. Evet. Cumhuriyet'in ve MAH'ın kuruluşunu biraz dinleyelim. Tabii. Bunun dış kaynakları var, iç kaynakları var. Evet. O işler nasıl oluyor? Tabii. Oradan yürüyelim. Ya Osmanlı Devleti, yani şimdi bu bahsettiğimiz gizli gruplar bir kere bu kadar yani kritik görevlerini yerine getirdiler ve 5 Ekim 1923'te yani İstanbul'daki işgalin ortadan kalkmasından sonra kapatıldılar. Ve Cumhuriyet dönemine aktarılmadılar. Bunun yerine Mustafa Kemal Paşa normal mutat istihbarat görevlerine devam eden birimlerle istihbarat vazifelerini devam ettirmeyi planladı. İşte emniyet gibi ya da dahiliye vekaletinin gibi. Hariciye vekaletinin mutat işte bilgi toplama şeyleri gibi. Ondan sonra yine Genelkurmay'ın istihbarat 2. şubesi gibi işlerle devam etmeye çalıştı. Fakat bir baktılar 1925'te yani dış tehditler inanılmaz artıyor. Bir taraftan İngilizlerle Musul krizi var ve Irak'ta kalıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz Yunanlarla yine mübadele problemleri, Trakya problemi, sınır problemleri, Fransızlarla sınır problemleri. Ondan sonra İtalyanlarla ilgili şu ana kadar pek dile getirilmeyen İtalyanların Akdeniz ve Ege'yi işgal planları gibi bizi çok rahatsız eden, Cumhuriyet, yeni Cumhuriyet'i çok rahatsız eden planlar var. Ve bunlara karşı istihbarat çok yeterli kalamıyor. Bu birinci aya. Diğer taraftan iç tehdit olarak görülen Sakıt Hanedan üyeleri var. Takip edilmesi gereken. Ve bunlar bir sürü ülkeye dağılmış durumdalar. Muhalifler var. TCF ya da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Muhalifler de takip edilecek bir noktaya kadar. 150'likler var. Bunlar Balkanlarda, Ege Adaları'nda ve Mısır gibi bir sürü yere dağılmış durumdalar. Devlet diyor ki ya bir de ekaliyet problemleri var hala. Yani makbul olmayan vatandaşlar da var. Diyor biz bunları nasıl yapacağız? Yeni bir şey kurmamız lazım. Ve ilk defa işte burada yeni bir üç harfli hayatımıza giriyor. Mah yahut aralarına nokta koyarsak Meh diye okunan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti. 19 Aralık 1926'da bir gizli kararnameyle, mahrem kararnameyle kuruluyor. Mah'ın özelliği şu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncülü olması. Ve Alman modelinin yani aslında diğer modellere bir bakılıyor önce. Tabii tabii hepsine bakıyorlar. Yani diyorlar ki Amerikan modeline bakıyorlar. Diyorlar bu bize çok uzak. Bir kıta devletinin şeyi bu sistemi. Diyorlar ki Ruslara bakalım. Ruslarınki biraz içeri dönük. İşte diyorlar ki İngilizlere bakalım. Fransızlara bakalım. Onlarınkini çok taarruzlu buluyorlar. Diyorlar ki biz Almanlarla yapabiliriz. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda da biz bu adamlarla müttefiktik. İyi de tanıyoruz. O dönemde de Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir sürü askeri misyonlar vesaire de var. Hiperenflasyon da var. Bir sürü uzman da geliyor buraya. Diyorlar ki biz niye Walter Nikolay'dan yararlanmayalım? Walter Nikolay da biraz önce bahsettiğimiz Abteilung 3B'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki başkanı. Yani Enver Paşa'nın 2. şubesiyle gayet yakın çalışmış, Osmanlılarla gayet yakın çalışmış birisi. Ve kendisini Türkiye'ye davet ederek 1925 yılının sonunda oluyor bu. Naci İldeniz Paşa tarafından davet ediliyor ve kendisinden hani yeni bir istihbarat modeli Türkiye Cumhuriyeti için oluşturulması isteniyor. Fakat burada genellikle şöyle bir kanaat var. Ya işte Cumhuriyet istihbaratı Alman ekolü üzerine kuruldu. Ben bu görüşe kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Alman ekolünün etkili olduğu doğru. Fakat Türkler her aldığı ekolü temellük eder, yerleştirir. Bu çok net çizgilerle kitapta da anlatmaya çalışıyorum. Türk tipi oluyor sonra yani. Türk tipi oluyor.
Yani işte 3 kası var mesela diyelim. A şubesi espiyonaj kası. B şubesi kontr espiyonaj kası. C şubesi işte propaganda kası. D şubesi teknik şube kası. Bu tam Türklere göre oturuyor. Espiyonaj zayıf kalıyor. Propaganda ortadan kalkıyor. Kontr espiyonaj ya savunma diyelim. Güvenlik istihbaratı ve kontr espiyonaj kabiliyeti inanılmaz gelişiyor. Çünkü ismine bakar mısınız? Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti. İstihbarat Riyaseti demiyor. Diyor ki ben yeni bir güvenlik ekosisteminden yeni çıktım. Bu ülke işgal altındaydı 2-3 sene önce. Ben mevcut olanı elimde tutmalıyım. Nasıl tutacağım? Emniyete ağırlık vereceğim. Bu bir yöntem. O zaman bir savunmacı... Milli dediğimizde aslında kastettiğimiz milli, gayrimillideki milliden daha çok sınırlar içerisinde manasında bir milli. Doğru mu? Evet, hem o boyutu var. Çünkü biz Türk tarihinde ilk defa sınırlar içerisinde bu kadar yaygın, ülke içerisinde 8 mıntık amirli, yurt dışında 3 merkezle çalışan bir teşkilat görüyoruz. Hem de hem hariciye boyutuna bakıyor, hem dahiliye boyutuna bakıyor, hem de iktisat boyutuna bakıyor. Bu tarafıyla da devletin üzerine kurulduğu temel direklerin tamamıyla ilgilenen bir istihbarat teşkilatı ya da emniyet teşkilatı diyelim. Yani bu tarafıyla da milli. Her boyutla ilgileniyor çünkü. Evet. Ve kendini milli olarak tanımlarken kimin gayrimilli olduğunu da aslında metin altında bize söyleyen tarif ediyor. Bir teşkilat. Benim söylediğim makbuldür diyor. Benim söylediğim makbuldür. Tabii benim söylediğim makbuldür. Siyasete güvenme, mahrem olarak kurulmasının sebebi şu. Bu teşkilat 1965 yılına kadar kanuni altyapıdan yoksundu. Bu dünyada örnekleri var. Bu sadece bize özel bir şey değil. Ama mahrem olarak kurulmasının sebebi şu. Siyasetin aldatılabilir ve rejimin haliyle değiştirilebilir olduğuna inanmalarıyla alakalı bir konu. Yahut da açıkta bulunan birimlere başka teşkilatların nüfuz edebileceğini düşünmeleriyle alakalı. O yüzden varlığını bile saklı tutuyorlar. O zaman şöyle bir şey var mı? Yani bir de böyle bir gelenek de var, özür dilerim. Yani hani zaten birçok birimimiz bizim milli mücadelede yöntemlere baksanıza. İsmini tespit edemiyorsunuz da. İngiliz daha muharip diye bir şey varmış derken bir bakıyorsunuz o çoktan felah olmuş. Ama belirleyici olanlar da bunlar. Tabii. Ya şimdi o zaman şöyle bir dualitik bir yapı var mı? İkili bir şey var mı? Ya bir yanıyla bir reel şey var. Şimdi orada da temsil heyetleri var vesaire, meclis var. Evet. Gel Cumhuriyet'e. Artık Cumhuriyet'i kurmuşsunuz. O zamanın dönemin işte icraatlarını yürüten hükümeti var vesaire. Yani bir reel devlet var. Evet. Bir de daha bir temel devlet var. Ama böyle bu derin devletin hem de şeylerdeki kesin, evet. Oraya gitmesin insanların, evet, akılları. Orası artık magazinel, itibarsız bir yere gitti ama daha da bir de temel devlet var. Yani hani hakikaten biraz sigorta gibi duran. Evet. İşler başka türlü gittiğinde, siyaset aksadığında hayata İstanbul'un işgal altına yapalım. Girerse ne olur? Hı hı. Aynı sorunun cevabı aslında bir tarafıyla. Gizli örgütlenmenin faydasını biz milli mücadelede gördük. Mahrem olarak kurulması hem böyle bir gelenekten, ekolden geliyor. Teşkilat-ı Mahso'da bir şey bulamazsınız Teşkilat-ı Mahso'nun kuruluşunda. İşte bir padişah tarafından imzalanmış, Harbiye Nazır tarafından imzalanmış bir kararname vesaire yok. Neredeyse şifahi olarak kurulmuş bunların çoğu. Şimdi dolayısıyla ya da bir kararnameyle buradaki mahrem yapılanmayı zaten bir kere bir avantajını görmüşler. Bir de üstüne dünyada da o dönemde bizim yani baktığı örnek aldığı ülkelerde de durum böyle. Durum böyle. Tabii. MI6'de yani devlet de, böyle oluyor diye bakıyorlar, evet, aslında. MI6'de de durum böyle. MI6'de dolayısıyla burada yani. Çok acayip orijinal sadece bize has, hı-hı, bir şey olduğu öyle bir özcülüğe girmemize gerek yok. Ve nihayetinde böyle dört şubeli, işte dediğim gibi espiyonaj şubesi, savunma şubesi, ondan sonra işte propaganda şubesi ve teknik destek şubesinden oluşan tamamen mahrem bir yapı kuruluyor. Fakat yapı inanılmaz kurumsal problemleri olan, kuruluşunda problemlerin olduğu fakat inanılmaz yokluklar içerisinde o yüzden ciddi başarılar imza attığını düşündüğüm bir teşkilat kuruluyor. Şimdi yokluk meselesi de önemli, şu açıdan önemli. Zaten zor koşullar altında işgale karşı direnmişsiniz ve evet, öyle veya böyle alnınızın akıyla çıkmışsınız. Bir kurtuluş savaşı başarılmış. Yine yokluklar içerisinde bir cumhuriyet kurmuşsunuz ve ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Fakat bunca yokluğun içinde mahın da olduğu bir Hatay meselesi var. Orada gidip böyle de bir iş kotarıyorsunuz. Hatay meselesi ve mah ve istihbarat. Nasıl yan yana geliyor? Şimdi... Şöyle, Türkler bir kere istihbarat konusunda ağaç kovuğundan falan çıkmadı. Hı hı. Bir kere bizim klasik istihbaratımızda
Emrah Safa Gürkan'ın da biliyorsunuz güzel de bir çalışması var. İnşallah sayıları artar böyle çalışmaları tabii ki. Ondan sonra klasik istihbaratımız zaten güçlü bir istihbarat geleneği Türklerde hep vardı. Yani biz modern dönemde öğrenmedik bu işleri bir kere. Sadece daha sistemli, daha merkezileşme temayülü içerisine getirdik. Ve nihayetinde savunmacı bir yaklaşımla, operatif yaklaşımla Cumhuriyet döneminde kurulduk. Dolayısıyla MAH işe başlar başlamaz zaten bir sürü aslında faaliyet yaptı. Bir sürü şeyi de gözden kaçırdı ister istemez. Çünkü aynı anda hem Dışişleri Bakanlığı'nın Hariciye Nezaretinin görev sahasındasınız. Aynı anda İçişleri Bakanlığı'nın yani Dahiliye Nezaretinin görev sahasındasınız. Aynı anda hem de Milli Müdafaa Mekaleti'nin, Milli Savunma Bakanlığı'nın görev alanında hareket ediyorsunuz. Ve emniyete bakıyorsunuz, içeriye bakıyorsunuz. Ama aynı zamanda dışarıda da bir şey söyleyeceğim diyorsunuz propagandayla. Dolayısıyla önünüzde zaten bir sürü kurumsal engel var. Evet. Paranız yok, tahsisatı mesleği azıcık, ne olduğu belli değil, personeliniz yok. Bir hikaye anlatıyorum yokluk hikayesi diye. Konya bölgesinin kuruluşu. Dramatik yani hakikaten dramatik yani. Aylarca tek başına çalışıyor adama masa vermemişler. Masa vermişler bu defa sandalye vermemişler. Yani şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Her türlü istihbari prensibi en başından geçersiz hale getiren bir yapılanma söz konusu. Ama buna rağmen işte 1930'lara geliyorsunuz. İşte Montrö meselesiyle neredeyse eş zamanlı olarak Hatay'da ciddi bir faaliyet görüyorsunuz. Zaten Hatay en başından itibaren bir kere, yani Cumhuriyet'in başından itibaren Cumhuriyet'in kanayan yaralarından bir tanesi. Türkiye'nin burayla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'nin burayla ilgili politikası en başından itibaren belli. Zihninin arka planında her zaman o sekme açık ve ona göre hareket ediliyor. Ve 1927'den itibaren Hatay doğrudan Adana Mıntıka Amirliği'nin doğrudan şeyinde bir kere. Gözetiminde. Gözetiminde. Evet. Sürekli içerideyiz. Sürekli şöyle bir şey içeride. Yok yani Hatay işte gitti, yok çıktı, hayır. Fransız mandası vardı. Hayır, hayır, sürekli içerideyiz. Ve 1930'larda artık MAH kendini yavaş yavaş ispatlamaya başladıkça da kendine güveni de geliyor, personel de artıyor. Cumhuriyet kendi kazanımlarını koruduğu zaman o personel de yansıyan bir güven var. Ve biz işte 1936'da biliyorsunuz Fransızlar işte Suriye'ye bağımsızlık veriyor. Fakat Hatay da bunun içinde gidiyor. Bizimkiler diyor ki bir dakika, yani Hatay'ın da bağımsız olması gerekiyor. Biz Hatay'ın bir Musul olmasına izin vermeyeceğiz diyorlar bizimkiler. Ve burada doğrudan MAH devreye giriyor. MAH'ın burada yaptığı en büyük iş kontrespiyonaj konusunda. Birincisi burada mesela Halep'teki... Şu terimleri de ara ara böyle açalım. Yani tabii. Kontrespiyonaj derken... Espiyonaj ne, kontrespiyonaj ne? Tabii, tabii. Burada kontrespiyonaj derken aslında bizim ülkemize karşı yürütülen casusluk faaliyetlerinin engellenmesini kastediyorum kabaca. Biraz daha açabiliriz bunu. Şimdi burada Fransızlar bize karşı haber toplama işlerini nereden yapmaya çalışıyorlar? Birincisi Suriye tarafından. Halep'teki mesela Fransızlar, işte efendim İskenderun sancağındaki o tarihteki işte Fransızlar bize karşı faaliyet yürütmeye çalışıyor. Buna karşılık MAH hem Suriye'deki hem Türkiye'deki akraba toplulukları kendi personelini kullanarak bu faaliyetleri ciddi biçimde engellemeye çalışıyor. Bu bir. Diğer taraftan sınır bölgelerinde bizim askeri hareketliliklerimizle ilgili, yani Türkiye'nin niyetini anlamaya çalışıyorlar. Askeri hareketlilikle ilgili bilgi toplamaya çalışıyorlar. Bizimkiler diğer taraftan bunu engellemeye çalışıyor. Ama aynı zamanda Türkiye'de bir sürü Fransız müessesesi var. Özel şirketler var. Bu şirketler vasıtasıyla da günümüzde de yapıldığı gibi bazı Fransızlar için söylemiyorum. Ama özel şirketler vasıtasıyla istihbarat toplanıyor. Bazı gazeteciler, bazı arkeologlar, bazı madenciler gelip buralarda faaliyet yürütüyorum diyerek bilgi toplamaya çalışıyor. Bunlar engelleniyor ve bunların arkasında çok net bir biçimde MAH'ın tespit ettiği hem Fransızların hem Halep'te hem de Beyrut'ta çok ciddi yapılanmalar var. Bunların tamamı isimleriyle, cisimleriyle, numaralarıyla tespit ediliyor. Ve bunlara karşı da faaliyet yürütülüyor. Bu sırada bizimkiler de saldırış operasyonu dediğimiz Suriye'nin, işte İskenderun sancağının, Halep'in vesairenin içerisine adamlarımızı sokarak buralardan bilgiler topluyoruz. Fakat tüm bunların sonunda bence yani bu aslında MAH'ın kuruluşundan itibaren Hatay'ın Türkiye toprak anavatana katılışına kadar bu süreç bir kere devam ediyor. Fakat buradaki en büyük başarı bundan MAH'ın ilk reisi de aslında doğrudan bahsediyor. Biz Fransızların İskenderun sancağı konusunda hangi noktaya kadar taviz vereceğini öğreniyoruz. En kritiği bu ama. Bunu öğrenmek o kadar... Tabii ki. Bu direnç noktası şey. Nereye kadar?